Sevgili dostlar, ben Erkan Erten. Ben de Aslı ben. Bu büyük kızım. Diğerleri de önde gidiyor hanımla öteki. Evet. Bugün Galata Port'u geziyoruz. Galata Port nerede kalıyor? Nerede kalıyor? Lan işte söylesene. Mesela Karaköy tarafında eski denizcilik işletmelerinin olduğu yerin ilerisinde Galata Port yaptılar. Acayip güzel olmuş. Bugün orayı geziyoruz. Çok da beğendik. Öyle mi Astra? Evet, beğendim. Nereye benzettin burayı? Bizim Çeşme sahile benzettim. Çeşme meydandaki sahile. Evet, birebir. Evet, şimdi Gülden çağırdığı için oraya gitmek zorundayım. Arkadaşlar görüşürüz. Evet, Gülden çağırdığı için hemen koşarak yanına geldim. Doğal olarak. Çünkü hanımcılık kazanacak arkadaşlar. Hanımcı. Dur yolcu. Hı hı. Sen videoyu mu? Evet. Onun detayını sonra söylersin ya. Bak, Galata Port'a geldik, seyret şimdi bak. Şurası Bizans'tan kalma, yani en eski yer işte. Şöyle yapayım. Sonra kafanı çeviriyorsun. Şu taraf Kalkedonya. Kalkedonya dediğim... Kalkedonya dediğim Kadıköy tarafı oluyor. Şurası Üsküdar. Yeni Türkiye. E burası da Yeni Türkiye. Müthiş. Hep de birilerini çekiyor olma. Evet. Ben çok beğendim. Birçok kafe, alışveriş yeri var Galata Port'ta. Şimdi kahve içecek bir yer arıyoruz. Bizim Çeşme'deki marina ile Çeşme Meydanı karışımı bir şey olmuş. Ha güzel, güzel. Aynen. Güzel benzetme. Şeyde aynı yer, tam tersi River'ın yanında var. Yani he, bu tür değil ama Çin'de Guangzhou'da. Yani çok benziyor. Ama zaten artık her modern şeyinde böyle bir yer var. İşte kanalın yanında, orada burada. Ne oldu? Şimdi kahve içecek bir yer arayacağız. Bakalım hem de fiyatları bence görelim. Bence kahve içerken bir La Casa de Papel yorumlaması yapsın. Gülden. Bak, Astral diyor ki kahve içerken bir La Casa de Papel yorumlaması yapar mısınız diyor. Ah, yürek dayanmaz. Yürek dayanmaz. Ya sanki Perihan abla dizisini seyrettiğin gibi konuşuyorsun. Yemin ediyorum ya. Aa, çok güzel kareymiş. Bu şeye bak, gemi... Martılara bak. Çok güzelmiş. Çek hadi çek. Bu arada Yenişehir hatları, vapurları ne kadar güzelmiş ya. Şimdi ilk defa görüyorum. Biz tabi eski o jilete giden vapurlar vardı. Şu tam arkada geçen bak, şu. Ha şunlar gibi. Onlara alışkın olduğumuz için bu çok güzelmiş ya hakikaten. Bakayım. Fotoğrafını hemen çalıp YouTube kanalıma koyacağım. Tabii çekebilirsem. Evet arkadaşlar, hemen bu fotoğrafı çalabilirsiniz. Süpermiş. Emek hırsızı. Hadi gel. Evet, tahmin ettiğiniz gibi fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğiz diye güldenleri kaybettik. Şurada bir yerdir kesin. Birazdan bağırır. Populist varmış. Populist şeydeki değil mi ya? Bomonti Adadaki, yani şurada var. Şurada. Bomonti Adada populist mi var? Popülist vardı ya Bomonti Adada. Ne bileyim, bir kere gittim. Ha doğru. Evet, devam ediyoruz. Vallahi çok güzel, ben çok beğendim burayı. Çok da ferahmış. Mezarlığına varmış. Aaa, mezarlığına biz en son nerede gitmiştik ya? Nereye girelim? Ha? Şeyler biraz rahatsız ve tedirginleşti. Tamam, hadi gidelim. Şimdi oyuncu değişikliği yaptım. Öldüreceğim. Niye? Çok mu yoruldun? Ben çok yoruldum. Ya bu YouTube kanalı nasıl konuşuyorsun yoruldun? Çok ben dinamik çok olman lazım. Kötüyüm. Ne yemek istiyorsun?
Hamburger. Tamam, hamburger çekelim o zaman. Oyuncu değişikliği yaptık. Şirin biraz yürüdüğü için acayip yoruldu. Bu arada yeni açılmış olmasına hemen her taraf full. Şimdi yukarıda bir yer bakacağız. Hiçbir yer yok. Küçük kızımız otizmli. Ondan dolayı bir yere oturup dinlenmemiz gerekiyor. Bir de yer bulamadık. Acayip kalabalık. Bakalım üst katta bulabileceğiz mi? Vallahi şaka gibi bir tek yerde bulduk. Big Chef'te yer bulduk. Acayip kalabalık. Çok talep var herhalde bu ilk açıldığından dolayı böyle bir talep var. Biz de şans eseri buradan geçerken Galata Port'un açıldığını gördük. Girdik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz bakalım. Hem de fiyatları göreceğiz. Anla. Ne yapıyorsun diye baktı. Ne anladın? Şeye döndü. Geçen hafta istedim. Bu eski arabada. Yok, burada yok. Hepsi böyle poz veriyorlar. Önde davulcu çocuk çekiyor. Kim ne anlatıyorsun? Anlat, o kadar da anlatma. Ne geçen hafta. Ne? Instagram'da gördüm işte. Ha. Maneski. Hepsi böyle poz veriyorlar. Arkadan. Maneskin evet. Kim abi? Bizim kitlemiz öyle her şeyi bilen bir kitle değil. Açıklamak zorundasın. Şu an seninle dalga geçiyorlar. Kim o müdahit gibi dedi. Eurovision'u bu sene kazanan İtalyan grup. Son aşkımız her şeyimiz. Neyse evet. Çok komik böyle arkada solist işte iki gitarist arkada böyle poz veriyorlar. Önde bozucu çocuk şey yapıyor. Ha bu videoydu diyor. Hepsi kalıyorlar az önce ben de. Ha, geçen gün diyor daha öyle. Fotoğraf çekiyorsun zannedin mi? Duruyorum ne olacak diye. Böyle. Bu arada Türksel varmış burada süper. Hemen Big Chef'in yanında Türksel açılması da süpermiş. Neden? Ne güzel işte bir şey lazım. Bir yemek ye koş şimdi telefon al. Hayır hayır ondan değil yani mesela bir şey lazım olduğunda ya da işte mesela turist popülasyonu çok iyi burada. Turistlere hat satarlar abi müthiş çok akıllıca yatırım. Doğru yere yatırım yani. Bu arada hala sipariş vermeye bekliyoruz. İnşallah sipariş elemanı işi bırakıp gitmemiştir. Mesleği bırakmamıştır inşallah. Vallahi yemeğimizi yedik çok da keyifliydi ve çok da normal bir para verdik. Yani normalde yurt dışında aynı şekilde bir yer olsa 100-200 Euro'dan aşağı kurtulamazsınız. Çok gayet normal bir hesap ödedik. Çok da keyifliydi. İşletmeci de çok nazik. Çalışanlar da güler yüzlü. Çok güzel bir yer. Yani tam Avrupa'ya bir yer yapmışlar. Çok güzel. Şirincim beğendin mi? Beğendim. Yemeğini beğendin mi? Evet beğendim. Lezzetli miydi? Lezzetliydi. Süper. Süper. İstanbul'un da en güzel manzarası burasıdır arkadaşlar. Yani bu Cihangir'den gören manzaradır. Çünkü işte hem Osmanlı, Bizans, işte eski İstanbul, Fatih kısmını görürsünüz. Hem Kadıköy, Kalkedonya'yı zoomlayamıyorum tek elini tuttuğum için. Karşısı işte burası Golden Üsküdar diye geçer. Çünkü akşam güneşinde burası altın gibi parlar. Burası yani şu Üsküdar tarafı. İstanbul'un en güzel manzarası burada. Burası İstanbul Modern, bilenler bilir. Birçok sergiye gelmiştik burada, açılışa geldik filan. Ama çok güzel, keyifli yerdir ama burası çok daha güzel olmuş, çok beğendim. Tabii şimdi bu kadar gezdik. Şirin'in gönlünü yapmamız lazım. Ne yapacağız? Lol bebek, DNR. Her ebeveynin... Kasım ayı, her ay bir tane lol bebek sürdüğümüz her ebeveynin var. Korkulu rüyası. Lol bebek. Kasım ayının lol bebeğini seçmeye gidiyoruz. Bak desen ki eve git, hayat evi bulma. Bak bak DNR'ı buldu. Bak 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 bak, bak bak bak. Oradan bak, da bir oradan da tabii ödeyecek cüzdan lazım ona. Ablasını kandırdı. Bakayım girdiler mi? Ha, evet. Hadi. Şirincim. Bak bakayım en ucuz hangisi? 549 lira mı? Çok pahalı. Tamam hangisini alacaksın? Var aşağıda. Bizim Hamdi abi yapıyor ya. Lol bebekçilik diye. Lol ama lol. Lol. Evet sevgili dostlar. Her ebeveynin korkulu rüyası lol bebek alındı. Ve büyük kızın da kitabı alındı. Ha Dune bu filmi olan Dune mu Astral? Evet. Vay.
O zaman filme gitmeye gerek kalmadı. Yani bu demektir ki cebimizde 200 lira kaldı. Ekonomi açmaya çalışan. 200 lira kaldı. İleride izleyenler için söyleyeyim. 20 euromuz cebimizde kaldı. Babanın hazin sonu. Filme ne de gitti. Seri üçlemeymiş. Ooo Erkancığım. Geçmiş olsun sana. İki kitap daha. Gerçekten iğrenç bir hayat. İğrenç bir dere, 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 dere. Vallahi burası çok kapanışı keyifli. Kapanışı yapıyoruz. Tamam. Hava karardı. Evet. Artık eve dönüyoruz. Böyle kaça kadar çıkacak ki burası? 11 falan mı? Ya alkol ruhsatı olan yerler 2'ye kadardır büyük ihtimal. Mağazalar kaça kadar? Mağazalar da 10'a kadar açık olsun. Şey ama ve gayet çok güzel. Çok keyifli bir yermiş. Çok güzel yer yapmışlar. Çok Avrupa'yı. Yani çok beğendim. İstanbul'da korona zamanı hayat kurtaracak şahane bir mekan. Açık evet. Hava mümkün olduğunca sosyal mesafe. Zaten koronadan mütevellit bir tek tercih ettiğimiz yer kanyondu. Evet, açık hava. Kanyon açık hava olduğu için de. Bizimkiler ne yapıyor? Ha. Burası da, yani burası kanyondan çok daha iyi, çok iyi tasarlanmış. Ve daha yeni mekanlar da açılacak, bir sürü yer daha açılacak. Bence uğrayın derim. Çok keyifli yermiş. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup takip etmeyi... Yok nasıldı ya? Ha, beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. O kadar acemi ki herif. Görüşmek üzere.